Kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Galip Arda Pelen, sinüzit teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında bilinmeyenleri belirtiyor. Sinüzit nedir? Soğukta kaldığında alın tarafının sinirsel hastalığı. Burun akıntısıyla ilgili bir şey miydi? Bende de var ama açıkçası tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bu alın ortasına toplanan bir intihar türü bir şey herhalde. Geniz akıntısı, sinüslerin dolması gibi bir şey herhalde, tahmin ediyorum. Sinüslerin dolup rahatsızlık, baş ağrısı, rahatsızlığı vermesi sanırım. Sinüzit ve burun hastalığı galiba. Sinüzit bir üst solunum yolu enfeksiyon hastalığıdır. Yüzümüzde burun ve göz çevresinde yerleşmiş olan sinüs dediğimiz içi hava dolu odacıkların, bu kafatası kemiğimizin içindeki yüzü hava dolu, yüzümüzdeki hava dolu odacıkların içinin burun boşluğuyla beraber mikrobik nedenlerle, alerjik nedenlerle veya viral nedenlerle enfekte olması sonucunda oluşan yoğun burun akıntısı, kötü kokulu, yoğun balgam şeklinde burun akıntısı, geniz akıntısı, hafif veya orta şiddetli baş ağrısı, bazen ilerleyen vakalarda gözde ortaya çıkan komplikasyonlarla seyreden bir enfeksiyon hastalığıdır sinüzit. Üst solunum yolu enfeksiyon hastalığıdır. Bence doğuştan bir şeydir. Kışın rüzgarlı havalarda öldürüyor beni. Hap içiyorum, uyuyorum. Anca öyle geçiyor yani. Uyuyorum genelde. Sinüzitleri teşhis için önce normal bir hastanemizde, Avrasya Hastanesi'nde kulak burun boğaz muayenesi yapıyoruz. Bunun arkasında eğer sinüzitten şüphelenirsek bir sinüs tomografisiyle bizim muayenede göremediğimiz bu sinüs dediğimiz odacıkları tomografiyle değerlendiriyoruz. Eğer burada bir patolojik duruma rastlarsak da bunun öncelikle medikal, yani ilaç tedavisini, ama medikal tedavi yeterli olmazsa cerrahi olarak tedavisini düzenliyoruz. Sinüzit, üst solunum yolu enfeksiyon hastalığıdır. Yoğun burun akıntısı olur. Endoskopik muayene ile teşhis konulur. Hafif ve orta şiddetli baş ağrısı oluşur. Gözlerde komplikasyona yol açabilir. Teşhis için gerektiği durumlarda tomografi çektirilmesi gerekir.